Milli mücadele döneminde kurulan milli varlığa düşman cemiyetler aşağıdakilerden hangisini hedeflememiştir? Teali İslam Cemiyeti gibi milli varlığa düşman cemiyetlerden bazıları halifeliğin etrafında birleşerek kurtuluşun olacağını düşünüyorlardı. Zararlı cemiyetlerden Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyeti Filistin'de bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamıştır. Pontus Rum, Hınçak ve Taşnak cemiyetleri Anadolu'da bağımsız Ermeni ve Rum devletlerini kurmayı amaçlamışlardır. İngiliz Muhipler Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, İngiliz ve Amerikan mandasına girmeyi amaçlamışlardır. Trakya'da bir Türk devleti kurmayı milli varlığa düşman cemiyetler değil, milli cemiyetlerden Trakya Paşeli Cemiyeti amaçlamıştır. Yani doğru cevap A seçeneğidir. Buna göre Orhun kitabeleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi hakkında bilgiler vermektedir? Cevaba iki yoldan ulaşabiliriz. Birincisi Orhun kitabeleri kök Türk devletine aittir. İkincisi ise açıklamada belirtilen Bumin ve İstemi kanunlar kök Türk devlet hükümdarlarıdır. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde tahta çıkan padişahlar için düzenlenen merasim cülüs törenidir. Diğer seçeneklere baktığımızda Surre alayı İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yani kutsal topraklara yardım ve armağanlar götüren topluluktur. Fetih şadumanlığı kazanılan zaferler için düzenlenen şenliklerdir. Veladet-i Hümayun Osmanlı sarayında padişahların çocuklarının doğumu ile ilgili yapılan törenlerdir. Bedi Besmele merasimi Osmanlı'da çocuklar ilk mektebe yani ilkokula başlarken düzenlenen merasimdir. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Medine Sözleşmesi'ne katılanların din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin eşit hak ve yükümlülüklere sahip vatandaşlar olduğu ifade edilmiştir. Buna göre Medine Sözleşmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de Müslümanların yanında gayrimüslimler ve Yahudiler de yaşamaktaydı. Ayrıca soya dayalı kabilecilik anlayışı hakimdi ve kabileler arasında mücadeleler yaşanıyordu. Medine Sözleşmesi ile farklı dinden, farklı kabilelerden insanların yani farklı grupların barış içinde bir arada yaşayabilmesi amaçlanmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda müttefikleri Bulgaristan ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu yardım amacıyla asker gönderdiği Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri aşağıdakilerin hangisiyle kapanmıştır? Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerinde Ruslara karşı mücadele edilmiş. Rusya'nın Bolşevik ihtilali sonucunda savaştan çekilmesiyle de bu cepheler kapanmıştır. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Safaviler 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile yaptıkları mücadelelerde gelişmelerinin hangilerinden yararlanarak kaybettiği toprakları geri alma politikası izlemişlerdir. Safaviler 17. yüzyılda Osmanlı'nın Avusturya ile yaptığı savaşlardan ve o dönemde Anadolu'yu kasıp kavuran Celali isyanlarından yararlanarak kaybettikleri toprakları geri almak istemişlerdir. Ama Kırım Savaşı'ndan 17. yüzyılda yararlanamazlardı. Çünkü Kırım Savaşı 1853'te yani 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Doğru cevap C seçeneğidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD Türkiye'ye önemli ölçüde askeri ve ekonomik yardımda bulunmuştur. Türkiye'ye yapılan bu yardımlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD Marshall Planı ile Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 Avrupa ülkesine ekonomik yardımda bulunmuştur. Türkiye bu plan çerçevesinde 1948'den itibaren Amerika'dan mali yardım ve kredi almaya başlamıştır. Diğer seçeneklere de baktığımızda Schuman Planı Fransa ile Batı Almanya'nın kömür ve çelik sanayilerini tek çatı altında birleştirmeyi öngören plandır. Wilson ilkeleri
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya düzenini sağlamak ve başka bir savaş olmasını engellemek, eşitliği yakalamak için öne sürülmüş maddelerdir. 1823'te yayınlanan Monroe Doktrini kısaca Amerika'nın hiçbir şekilde Avrupa'nın iç işlerine karışmayacağını, Avrupa'nın da Amerika'nın iç işlerine karışmaması gerektiğini belirtir. Atlantik Bildirgesi ise 1941'de 2. Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere'nin topraklarını genişletmek istemediklerini, bütün uluslara sınırları içerisinde güvenle yaşamak olanaklarını sağlayacak bir barışın yapılmasını arzuladıklarını belirten bildiridir. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? Saltanatın kaldırılmasıyla yönetimde Ankara-İstanbul ikiliğine son verilmiş, İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılması engellenmiş, halifelik devam ettiği için Abdülmecit Efendi meclis tarafından halife seçilmiştir. Saltanatın kaldırılması ayrıca devletin rejiminin ne olduğu tartışmalarını da başlatmıştır. Ama damat Ferit Paşa istifa etti denilemez çünkü o tarihte sadrazam Tevfik Paşa'ydı. Yani istifa eden Tevfik Paşa'dır. Doğru cevap B seçeneğidir. ...1815 yılında düzenlenen Viyana Kongresi'ne katılan devletler politikalarından hangilerini benimsemişlerdir? Fransız ihtilalinin yaydığı fikirlerden rahatsız olan ve krallıkla yönetilen Avrupa devletleri Fransa'ya karşı ihtilal savaşlarına başlattılar ve bu savaşlar Fransa'nın yenilgisiyle sonuçlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa sınırları yeniden belirlenmiş, Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik, özgürlük düşüncelerine karşı monarşileri korumak amacıyla önlemler almışlardır. Ama Osmanlı Devleti'ni bir an önce ortadan kaldırma gibi bir politika benimsenmemiştir. Tamam, şark meselesi ilk defa bu kongrede gündeme gelmiş ama Avrupalı devletlerin o dönemki çıkarları rahatça yönlendirebilecekleri zayıf bir Osmanlı'nın devam etmesinden yana olduğu için bu sonuca ulaşamayız. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Islahat fermanında yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi Osmanlı tebaasına yönelik bir düzenleme değildir? A seçeneğine baktığımızda yabancı uyruklular diyor. Yani Osmanlı vatandaşı, Osmanlı tebası değil, yabancı ülke vatandaşlarından bahsediyor. Diğer seçeneklerin hepsi Osmanlı tebasına yönelik düzenlemelerdir. Yani doğru cevap A seçeneğidir. Moğol tehlikesinden kurtulmak isteyen birçok Türkmen boyunun Batı Anadolu'ya göç etmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisi etkili olmuştur? 1243 Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti Moğollar karşısında mağlup olunca Anadolu Moğol istilasına uğramış, Moğolların önünden kaçan Türkmen boyları da Batı Anadolu'ya göç etmişlerdir. Zaten diğer seçeneklerde Moğolların herhangi bir etkisi yok. Miryakefilon Savaşı'nda, Pasinler Savaşı'nda, Malazgirt Savaşları'nda Bizans ile yapılmış, Ankara Savaşı'nda ise Timur'la savaşılmıştır. Yani doğru cevap E seçeneğidir. Türkiye'de bölgesel planlamaya dayalı olarak gerçekleştirilen sulama projeleriyle ürün çeşitliliği ve verimde önemli artışlar kaydedilmektedir. Bu durum illerinin hangilerinde daha belirgin olarak yaşanmıştır? Sulama projeleri deyince aklımıza iki önemli proje gelmelidir. Bunlardan bir tanesi Konya Ovası projesi dediğimiz KOP projesidir. Sulama merkezli bir projedir. Diğeri de arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen GAP projesidir. Konya'da KOP, Şanlıurfa GAP'la ilişkilidir. Karabük ve Amasya'da ise arkadaşlar farklı projeler söz konusudur. Karabük'teki proje ZBK projesi olarak bildiğimiz Zonguldak Bartın Karabük projesidir ve burada sulama temel amaç değildir. Amasya'da arkadaşlar Yeşilırmak Havzası projesi kapsamında yer alır ve burada da amaç sulama değil, Yeşilırmak Havzası'nın ekonomik geliştirilmesi
bölge ekonomisine canlandırılması ve temizlenmesiyle ilişkili, erozyonun engellenmesiyle ilişkilidir. 1 ve 2 özellikle sulama amaçlı olduğu için cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte Fransa'nın nüfusunun yıllara göre değişimi gösterilmiştir. Grafiğimize baktığımız zaman bunun bir nüfus miktarı grafiği olduğunu söyleyebiliriz. Grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 2021 yılında ülkenin nüfusu 65 milyonu geçmiştir. 2021 yılına bakıyoruz. Evet, 65 milyonu geçmiş arkadaşlar. Bu bilgi doğrudur. Nüfus artışı 1 ve 2. Dünya Savaşı yıllarının yaşandığı dönemlerde düşmüştür. Nüfus miktarı düşmüş. Nüfus miktarının düşmesi arkadaşlar nüfus artışının da düştüğünün ispatıdır. Bu da doğru. 1951-71 yıllar arasında nüfus patlaması yaşanmıştır. 1951-71 yıllarına baktığımız zaman arkadaşlar burada bir ani artışın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Dikey yönde hızlı bir büyümenin etkisi söz konusu. E seçeneği 1941-61 yıllar arasında nüfus artışı 2001-2021 yıllar arasındakinden daha fazladır. 1941-61'e baktığımız zaman arkadaşlar hızlı bir artış olduğunu görmekteyiz. 1921'e gelindiğinde daha yatay bir seyir olduğunu görmekteyiz. Bu da nüfus artış hızının daha düştüğünü bizlere gösterir. Yani nüfus miktarındaki ani büyüme bizim için nüfus artış hızının fazla olduğu itibarını verir. Gelelim D'ye. Verilen süreçte nüfus artış hızı bazı yıllar düşse de ülke nüfusu sürekli artmıştır. Hayır, bu zaten ülke nüfusunu gösteren bir grafik. Bazı yıllarda ülke nüfusunun azaldığını görmekteyiz arkadaşlar. Özellikle 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı yıllarında ülke nüfusunda ciddi azalmalar olmuş. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörlere bağlı olarak farklı bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgeler bulunur. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bu tür bölgelere biyom adı verilir. Karasal biyomların dağılışında iklim ve bitki örtüsü koşullarının yanında yeryüzü şekillerinin de etkisi vardır. Yeryüzü şekillerinin dağılışı göz önüne alındığında haritada numaralandırılan biyomlardan hangisinde dikey doğrultuda bitki ve hayvan türü değişiminin daha az olduğu söylenebilir. Dikey doğrultuda değişimin olabilmesi için arkadaşlar alanın dağlık ve engebeli bir alan olması gerekir. Dünyadaki dağların dağılışına baktığımız zaman bir numaralı alanın dağlık alan olduğunu söyleyebiliriz. Kayalık dağları bölgesi. 2 numaralı alan gene dağlık bir alan, Ant dağları bölgesi. 3 numaralı alan Alplerin bulunduğu alan, dağlık bir alan. 4 numaralı alan Himalayaların bulunduğu alan, dağlık bir alan. Buralarda dolayısıyla dikey doğrultuda bitki ve hayvan türü değişimi görülecektir. Fakat 5 numaralı alan Avustralya çöl bölgesidir. Avustralya'da dağlık alan yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla da Avustralya'da dikey doğrultuda bitki ve hayvan türü değişimi daha az olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Küresel iklim değişikliği, beşeri faaliyetler sonucu sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranının hızla artmasıyla gerçekleşir. Karbondioksit, metan, diazotoksit, kloroflorokarbon gibi gazlar yeryüzünden yansıyan ısının atmosfer dışına çıkmasını engelleyerek sera etkisinin artmasına ve dünyanın daha fazla ısınmasına neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğinin sonuçları arasında gösterilemez? Küresel iklim değişikliği ile birlikte arkadaşlar sıcaklık değişimi söz konusu olacaktır. Sıcaklık artması söz konusu olacaktır. Özellikle sera etkisiyle birlikte küresel ısınma dediğimiz durum ortaya çıkacaktır. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullar eriyecek. Buzulların erimesine de bağlı olarak deniz seviyelerinin yükselmesi görülecektir. Dünyanın ortalama sıcaklığının artış göstermesi zaten küresel iklim değişikliğinin ana temasıdır. Sıcak hava dalgasının etkisiyle çeşitli hastalıkların artması beklenilir. Kutup bölgelerinde donmuş toprakların çözülmeye başlaması da söz konusu olacaktır. Okyanus kıyısındaki ülkelerde tsunami'nin etkisinin artması, hayır, bununla ilişkilendirilemez. Tsunami arkadaşlar okyanuslarda meydana gelen özellikle deprem, volkanizma ya da kütle hareketleri sonucunda oluşan dev dalgalardır. Oluşumunda jeolojik ve jeomorfolojik afetler söz konusudur. İklimle ilişkilendirilemez. Seçeneğimiz bu nedenle C'dir. D
Dini işlevi olan şehirler bir veya birden fazla dini inancın merkezi ya da önemli dini eserlerin bulunduğu yerlerdir. Bu şehirler yılın belli dönemlerinde ya da tamamında ziyaret edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek olarak gösterilemez? Kudüs 3 din içinde kutsal kabul edilen bir mekandır arkadaşlar. Dolayısıyla Kudüs'ü dini şehir olarak sayabiliriz. Lhasa'yı da sayabiliriz arkadaşlar. Çin'in Tibet özerk bölgesinin başkenti, en büyük şehridir. Burası Budistlerin ruhsal, kutsal alanıdır. Mekke, İslamiyet için özel bir alandır. Kabe vardır. Roma, Vatikan'dan dolayı arkadaşlar kutsal bir şehirdir, dini bir semboldür. Paris için bu şehirlere örnek verilemez. Paris'in dini bir fonksiyonu söz konusu değildir. 18. yüzyılda sanayileşme sürecinin İngiltere'de başlayarak Almanya ve Fransa gibi çeşitli Batı Avrupa ülkelerine yayılmasının durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında daha etkili olduğu söylenebilir. Sanayi inkılabı ile birlikte coğrafi keşiflerin başlamasını diyemeyiz. Sanayi inkılabı ile birlikte sanayi şehirleri kurulmuş, bu da kırsal kesimlerden kentlere doğru yoğun göçlerin yaşanmasına neden olmuştur. Turizm faaliyetlerinin gelişerek kıtalar arası seyahatlerin yapılması sonuç olarak söylenemez sanayileşmenin. Sanayi şehirleriyle birlikte kömür madenleri kullanılarak demir çelik üretiminde önemli artışlar kaydedilmiştir. Çünkü sanayi inkılabı demek arkadaşlar buhar gücüdür. Buhar gücü için kömüre ihtiyaç duyulmuş. Bundan da demir çelik ağır sanayi kuruluşları kurulmuştur. Dolayısıyla sanayide çalışacak insan için de kırdan kente göç olayı başlamıştır. 2 ve 4 daha etkilidir. Cevabımız D seçeneğidir. Küreselleşme hareketleri geleceğin ekonomik yapısını büyük oranda değiştirecektir. Yakın bir gelecekte çok geniş ve karmaşık bir uluslararası ticaret ağı oluşacak, ticari örgütlenme artacak ve dünya büyük bir pazar haline gelecektir. Bu öngörünün gerçekleşmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Bu durum arkadaşlar küreselleşme hareketinin gerçekleşmesi, küreselleşmenin hızlanmasındaki temel sebep tabii ki iletişim ve ulaşım ağında yaşanan gelişmelerdir. Cevabımız C'de verilmiş, iletişim teknolojisinin gelişmesine diyebiliriz. Aşağıdaki şemada Türkiye'nin jeopolitiğinde etkili olan değişmeyen ve değişen unsurlar gösterilmiştir. Buna göre şemada 1 ve 2 ile gösterilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Jeopolitikte değişmeyen unsurlar özellikle doğal unsurlardır arkadaşlar bunlar. İklim, bitki örtüsü, hidrografik özellikler, jeomorfolojik özellikler yazılabilir. Jeolojik özellikler, ekonomik özellikler yazılamaz çünkü bu beşeridir. Mutlak konum yazılabilir, bilimsel gelişmişlik yazılamaz. Dolayısıyla C ve E'yi eleyebiliriz. Değişen unsurlar sosyal ve kültürel değerler zamanla değişebilir. Politik ve askeri değerler zamanla değişebilir arkadaşlar. Değişen unsurlar daha çok beşeri unsurlardır. Coğrafi özellikler değişmeyecektir. A'yı da eleyebiliriz. Denize göre konum değişmeyecektir. D'yi de eleyebiliriz. Sosyokültürel değerler değişebilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Kültür turizmi, doğal ve kültürel varlıkları, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini turistik bir ürün biçiminde hizmete sunan turizm anlayışıdır. Bu turizm faaliyetinin temel amacı şehrin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmektir. Türkiye'de kültür turizminde marka sayılabilecek bazı kentler yer almaktadır. Buna göre Edirne'nin kültürel değerlerini incelemek isteyen yabancı bir turist grubunun varlıklarından hangilerini ziyaret etmesi beklenmez. Edirne'yi inceliyorsak arkadaşlar Truva'yı ziyaret etmemiz beklenmez. Truva antik kenti Çanakkale'dedir. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Cumalı Kazık Köyü'nü beklemeyiz çünkü Cumalı Kazık Köyü de Bursa ilimizdedir. İkinci Beyazıt Külliyesi'ne gidebilir. Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi bölgesini görebilir. Selimiye Cami ve Külliyesi'nde gezebilir. Bunların üçü de Edirne'dedir. Dolayısıyla 1 ve 2 beklenmez. Cevabımız A seçeneğidir. Çevre politikalarını belirlemede, bu yönde karar almada yol gösterici olan çevre politikalarının özünü oluşturan 4 temel ilke vardır. Bu ilkelerden biri de kirleten öder ilkesidir.
Bu ilkenin özünü çevreye verilen zararın giderilmesi için yapılan uygulamaların maliyetinin kirleten tarafından karşılanması oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye örnek olarak gösterilebilir? Sulak ve bataklık alanları korumak için çevre yasalarının çıkarılmasında kirleten öder ilkesi yoktur. Burada yasayla devlet koruma altına almıştır. Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin yer seçiminde çevresel etki değerlendirilmesi, ÇED raporunun istenmesi, bu da arkadaşlar çevre için önceden yapılan bir ölçümdür, bir uygulamadır. Küresel çevre sorunlarının etkilerinin azaltılabilmesi için ülkeler arasında işbirliğine gidilmesi, burada da kirleten öder ilkesini görmemekteyiz. Hava kirliliğinin azaltılması için fabrikaların bacalarına filtre takılmasını zorunlu kılan yasaların çıkartılması da devletin bu konuda çıkardığı bir yasadır arkadaşlar. Kirleten öder değildir. Fakat E'ye baktığımız zaman atık sularını arıtımdan geçirmeden akarsuya bıraktığı tespit edilen deri fabrikasına para cezasının verilmesi, burada bir ceza olarak para verilmiş, kirlettiğin için ödüyorsun. Gördüğünüz gibi kirleten öder ilkesiyle ilişkilidir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Ülkelerin doğal kaynak kullanımı göz önüne alındığını, bu alanların hangisinde ormancılık faaliyetleri diğerlerine göre daha sürdürülebilir niteliktedir. Birlikte bakalım arkadaşlar nerelerde ormancılık faaliyetleri daha sürdürülebilir. Ormancılık için tabii ki öncelikle orman alanına ihtiyacımız var. Verilen yerler orman alanlarının olduğu yerler. Yani ekvatoral bölge, yağmur ormanları bölgeleri verilmiş 3 ve 4'te. 5 numaralı alanda da muson ormanlarını görmekteyiz. 1 ve 2 numaralı alanlarda iğne yapraklı ormanlardır. Peki ormancılığın daha sürdürülebilir ifadesi bize ne anlatıyor? Sürdürülebilirlik arkadaşlar özellikle gelişmiş ülkelerde daha yaygındır. Yani herhangi bir doğal faaliyet kullanıldıktan sonra yerine yenisinin konulması ya da doğal faaliyetlerin, doğal alanların daha korunuyor olması gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Seçeneklere baktığımız zaman 3 numara, 4 numara ve 5 numaranın bulunduğu alanlar az gelişmiş bölgelerdir. 1 ve 2 numaralı alanlar ise gelişmiş ülkelere aittir. Dolayısıyla bu ülkelerde özellikle Amerika, Kanada ya da İskandinavya ülkelerinde doğal kaynaklara daha çok sahip çıkılmakta ve sürdürülebilir çevre politikaları daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğal kaynakların da sürdürülebilirliğine daha dikkat edilmektedir. Yani bu soruda sadece ormancılık faaliyetlerinin yapılması değil, bunların sürdürülebilir olduğuna dikkatlerimiz çekilmiş. Cevabımız gelişmiş ülkeler A seçeneğidir. Buna göre idolların işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Francis Bacon'ı bizim için önemli kılan şey deneysel yöntemlerle ve bu yöntemin belirleyiciliğinde yapılacak bilimsel araştırma anlayışıyla ilgili görüşleridir. Ama böyle bir yöntemin ortaya konabilmesi için önce zihnin ön yargılardan arındırılması gerekir. Bu ön yargılara da ne demekte? Bacon idol demektedir. Yani idollar kişinin gerçeğe ulaşmasını engelleyen setler gibidir. Gerçekliğin önünde kılavuz olduğu söylenemez. Bilginin, evet doğru bilginin yöntemi olma, gerçeğe ulaşmayı engelleme. Doğru cevap C şıkkıdır. John Locke'un bilgi anlayışını yansıtan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? John Locke'a göre duyusal algılar ve düşünceler insanın bilgi edinme sürecinde temel rol oynar. Duyular aracılığıyla dış dünyadan gelen veriler zihne farklı düşünceler şeklinde işlenir ve bu süreçte bilgi oluşur. Örneğin bir nesneyi gözlemlemek ve onunla ilgili düşüncelere sahip olmak Locke'un bilgi edinme sürecine önemli gördüğü adımlardan bir tanesidir. Demek John Locke empiris bir düşünür. Empiris'e göre tüm bilgiler deneyim ve tecrübenin ürünüdür. Zihin doğuştan bir boş levha değildir. Boş levhadır. Locke'a göre. Varlıklar dünyasında ideal varlıkların birer yansımasıdır. Bu idealizm. Biz neyi savunuyoruz? Empirizmi. Veya John Locke empirizmi savunuyor. İnsan zihnine doğuştan gelen içsel bilgiler vardır. Rasyonalizm. Bilgi duyularımız aracıyla deneyimlerden deneyimlenen gerçeklerden elde edilir. İşte deneyim, empirizm.
Bilginin elde edilmesinde sezgenin rolü vardır. Entüizyonizm. Evet, doğru cevap D şıkkıdır. Hank George Gadamer'in bu görüşleri ile aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin temsilcisi kabul edilir? Gadamer, bir metne veya olayı anlamanın onun tarihi etkileşimi içerisine gerçekleştiğini savunur. Bu metin veya olay tarihi bir süreçte ortaya çıkar ve bu süreç içinde çeşitli yorumlar ve etkileşimlerle şekillenir. Evet, burada yorum ve etkileşim anahtar bir kavramdır. Hermenötiğin temel karşılığıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. Fenomenoloji, görüngü bilimi, varoluşçuluk, egzistansiyalizm, entisyonizm, sezgicilik demek, diyalektik, materyalizm, Marx'ın savunduğu düşünce, yani maddenin tez, antitez, sentez sürecinde şekillendiğini ifade eder. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu parçada kavramlardan hangilerine değinilmiştir? İnsan ilk defa denize girdiği ilk anda üşümekte, tüyleri diken diken olmaktadır. Fakat daha sonra insan üşümeye başlamaktadır. Hatta su ılık bile gelebilmektedir. Evet, sözü edilen süreç alışma süreciyle ilgilidir. Önceden efendim fark etmekte, daha sonra bu uyaranlara alışma süreci verilmekte. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu parçada Martin'ın Esma Hanım tarafından cama vurulduktan sonra beslenmesi ve beslendiği için davranışını devam ettirmesi. Martin'ın Esma Hanım taşındıktan sonra birkaç kez girip cama vurduktan sonra yiyecek alamaması yüzünden artık pencere gelmekten vazgeçmesi sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine örnektir? Evet, zaten bu soru cümlesine ilgili kavramlar belirlenmiş. Nedir? Beslenmesi için davranışın devam ettirilmesi. Evet, istenilen davranışın meydana gelmesi için verilen uyarana pekiştireç denir. Burada da Esma Hanım'ın beslemesi, yem vermesi, yiyecek vermesi bir tür pekiştirme sürecidir. Ve Esma Hanım taşındıktan sonra Martı'nın cama vurduğu halde herhangi bir şey bulamaması, yiyecek bulamaması o davranışın sönmesi demektir. Bir daha tekrar edilme ihtimalinin ortadan kalkması demektir. Bu bağlamda doğru cevabımız A şıkkıdır. Yukarıda verilen ilişki biçimi sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır? Evet, bir korelasyon sorusu. Zeka ile kilo arasında bir ilişki yok. Bundan dolayı nötr bir durum vardır. Tekrar etme ile unutma arasında negatif bir korelasyon var. Ne kadar çok tekrar edersen o kadar az unutursun. Isıyla sıcaklık, ısı artarsa sıcaklık artar, ısı düşerse sıcaklık düşer, pozitif bir korelasyon var. Evet, doğru cevap B seçeneğidir. Bu parçaya göre işsizlik ve hayat pahalılığının aşağıdaki toplumsal gerçekliklerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir? Sosyologlar toplumda yaşanan problemlerin büyük bir bölümünün işsizlik ve hayat pahalılığından, servet düşmanlığından kaynaklandığını tespit etmişlerdir. Hayat pahalılığı ve işsizlik geçim sıkıntılarına neden olur ve durum toplumsal barışı bozulmasına, zenginle fakir arasındaki uçurumun artmasına, yani toplumdaki dayanışma ruhunun zayıflamasına neden olur. Buna da çözülme denir. Yani toplumsal çözülme. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu parçada üzerinde durulan etkileşim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Ticari yaşamda şirketler pazar payını artırmak için, müşteri kazanmak ve kar elde etmek için birbirleriyle mücadele ederler. Bu mücadeleye elbette rekabet denir. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki kültürel kavramlardan hangisi üzerinde durulmaktadır? Toplumda bir grup veya toplumun kültürel kimliğini kaybederek ana kültüre veya baskın kültüre tamamen entegre olması süreci gerçekleşebilmektedir.
Bu süreçte daha küçük azınlık kültürleri ana kültürün değerlerine, normlarına ve davranış kalıplarına uyum sağlar. Bu durum genellikle göç, kolonizasyon veya toplumlar arası temas sonucunda ortaya çıkar. Baskın kültür siyasi, ekonomik ve sosyal güce sahip olan kültürdür. Daha az güce sahip olan kültürler bu baskın kültüre entegre olmaya zorlanır. Nedir bu? Asimile olmaktır. Kültürel asimilasyon. Doğru cevap D şıkkıdır. Her sanatçı duygusaldır. Bazı sanatçılar duygusaldır. Bu önermeler arasındaki ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, her sanatçı duygusaldır. Tümel olumlu. Bazı sanatçılar duygusaldır. Tikel olumlu. Bunlar birbirlerinin altıdır. Verilen önermelerden hangileri bileşik ve geneldir? Evet, genel önerme grubun tamamına hitap eden, bileşik önermede birden fazla efendim yargı söz konusudur. Bunlara baktığımızda cevabın ikinci öncül olduğunu görmekteyiz. Yani hiçbir işte fx değildir şeklindeki önerme. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu kıyas, aşağıdaki kıyas türlerinden hangisine örnek verilebilir? Çok çalışıyorum, o halde sınavı kazanacağım. Evet, bu kısaltılmış kıyas, yani öncüllerden birinin söylenmediği kıyastır. Burada birinci öncül çok çalışıyorum, ikinci öncül çalışanlar kazanır veya üniversiteyi kazanır, o halde ben de kazanacağım. Doğru cevap D şıkkıdır. Entimem kısaltılmış kıyas demek. Bu parçada hakkında bilgi verilen tasavvufi yorum aşağıdakilerden hangisidir? Tefsir, hadis, fıkıh gibi İslam alimlerini kendilerine yetiştirmiş, Arapça, Farsça iyi derecede öğrenmiş, Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri çerçevesinde oluşturulan akımdır. O halde bu akım nedir? Mevlevilik akımıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu ayette Hazreti Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden doğrudan değinilmiştir? Ahzab suresi. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi, aydınlatıcı, bir kandil olarak gönderdik. Evet, demek ki peygamberlerin görevi aydınlatma, rehber olma, tebliğ etme. Bakalım, danışma söylenemez. Kendine emanet edilenleri korumasıyla da ilgili değil. Tevekkül, Allah'ı vekil bırakma da söylenemez. Ama tebliğ için gönderildiği söylenebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu parçada bahsedilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Hinduizm'e göre inanç konularından biri olan samsara, dünyadaki doğum, ölüm, yeniden doğuş. Bu döngüyü ifade eder. Evet. Bakalım bu inanç sistemine göre ferdin bu hayattaki yapıp etmelerine bağlı olarak ölümden sonra yine bu dünyada yeniden bedenleşmesine tenasüp, diğer bir ifadeyle reenkarnasyon denir. Doğru cevap C şıkkıdır. Verilen isimler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru sıralanmıştır? Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere dirilişten sonra tekrar bir araya toplamasına haşır denir. İnsanların amel defterleri verildikten sonra onların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılı manevi terazi mizandır. İnsanların hesaba çekildikten sonra cehennemin üzerinde cennete kadar uzanan ve imanlarına göre girecekleri veya geçecekleri yer, yol, köprü, sırattır. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu metinde Allah'ın isim ve sıfatlarından hangilerine değinilmemiştir? Müslüman inancına göre Yüce Allah birdir. Bütün varlıkların kaynağı O'dur. O gizli aşikar her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Alim, ilim. O gizli aşikar her şeyi bilir. Allah'ın duyma ve görme konusunda. Duyma ve görme. Yani semi ve basar. Semiye de yer verilmiş. Sınırsız güce sahip, kudret
Dilediği her şey var olması, dilediği gerçekleşmesi, irade de var. Bir de hayat kaynağı derken hayat da söz konusu. Beka ile ilgili sıfata yer verilmemiştir. Bu parçadan hareketle din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İslam'a göre din ilahi kaynaklı olmalıdır. Yani insanların oluşturduğu, uydurduğu şeyler din değildir. Akıl sahibi insanların özgür iradesiyle tercih edilmelidir. İslam dinine göre akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve akıl bali olmayanlar dinden sorumlu değildir. Ayrıca din samimi içten duygularla benimsenmesi gerekir. Dinin amacı insanın dünya ve ukba saadetinin sağlanmasıdır. Vahiy ile insanlara ulaştırılmış olması doğru. İlkeleri belirlemede peygamberler etkili olduğu söylenemez. Sadece Allah tarafından belirlenmiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisine değinilmiştir? Timon, insan bilgisinin sınırlığına ve insanın gerçekliği kesin bir şekilde anlama yeteneğine olmadığını inanıyordu. Ona göre insanın algılaması ve zihinsel yetenekleri sınırlıdır. Bu da kesin bilgiye ulaşmayı engeller. Dolayısıyla Timon her türlü yargı ve inancı sorgulanması, şüpheyle yaklaşılmasını gerektiğini ifade eder. Evet, şüphecilik nedir? Septizmdir. Doğru cevap A şıkkıdır. Dualizm ikili demek. Pluralizm varlığın nedenini üçten daha fazla, üç ve daha fazla nedene dayandıran görüş. Materyalizm varlığı maddeye dayandıran görüş. Nihilizm ise varlığın olmadığını savunan, hiççilik demek. Doğru cevap A şıkkıdır. Verilenlerden hangileri Orta Çağ felsefesinin özelliklerinden değildir? Dogmatik olma, evet dogmatiktir. Dini referans alır, doğru. Otoriteye önem verir, doğru. Antik felsefesinin takipçisi olduğu söylenemez. Bir de eleştirel tutum sergilediği de söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu parçada çalışma alanı verilen psikoloji altları aşağıdakilerden hangisidir? Hem çalışanların hem de işverenlerin çıkarlarını gözetir. Çalışanlar için iş memnuniyeti, iş tatmini, motivasyon, kariyer gelişimi gibi konular nedir? Çalışma alanı, yani endüstridir. Doğru cevap C şıkkıdır. Yukarıda ve örnekler verilen toplumsal hareketlik türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinden doğru olarak verilmiştir? Bir markette kasiyer olanın markete ortak olması dikey bir hareketliliktir. Bir mağazadaki tezgahtarın iş bırakıp restoranda garsonluk yapması yatay. Çünkü ekonomik gelirinde herhangi farklı bir artış veya azalış söz konusu değildir. Amatör ligde futbolcunun profesyonel ligde transfer olması dikey hareketliliktir. Çünkü artık statüsü değişmiştir. Aldığı ekonomi, yaşayış tarzı. Evet. Dikey, yatay, dikey. Hangisinde var? C seçeneğinde var. Doğru cevap C şıkkıdır. Yukarıdaki açıklaması verilen sosyoloji araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bir araştırma için kişilerin düşünce, görüş ve eğilimlerini belirlemek amacıyla soruların belli bir düzenle hazırlanıp bu sorulara yüz yüze telefonla, internette ve soru yoluyla cevaplama yoluna ne diyoruz? Anket diyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Her kadın duyguludur önermesinin eşdeğeri. Eşdeğer neydi arkadaşlar? Özleme yüklem, yükleme özne yapma. Hadi yapalım. Her tümel tikel olmakta. Bazı duyguludur, bazı duygulular kadındır. Hangisine verilmiş? C şıkkına verilmiş.